Ses bir ki deneme bir ki. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Allah kayıtlarımıza zevk vermesin. Aa, dizliğimi çeliğimi bağlamamışım. Ben ne diyorum, ayağıma ne vuruyor öyle? Şurada bir durayım. Koruma demirini takmış olsaydım şuraya koyardım ayağımı. Arkadaş ya, yanlış eldiveni çıkarttım. Evet, bunlar yeni dizlik benim. For Riders. Bir videoda önceki dizliklerimle ilgili çeşitli metiyeler düzüp günlük hayatında yürürken bile bu dizlikleri takma ihtiyacı hissediyorum gibi şeyler söyledikten sonra, ki çok samimi duygularla söylediğim şeyler de bunlar. Gittim değiştirdim dizliğimi. Neden değiştirdim? Çünkü o dizliklerde şey yok. Böyle toka yok. Gevşeyince çıkıyor mukuyor böyle. Aşağı doğru kayıyor. Bileğime kadar iniyordu dizlik. Bu tarz şeyler oluyordu. Ki o zaman ben ikinci kez almıştım bu dizliği. Diğerinin ipleri çok gevşeyince dedim ya, bunu da bu sefer böyle bir şey alayım, rahatlayayım, kaymasın. Diğerinin şeyi daha büyük olduğu için, böyle alan, o sert maddenin kapladığı alan daha büyük olduğu için bir tık daha fazla güven verdiğini söyleyebilirim. Ama durum bu tokalı olması bence, mesela sürüklenirsem yerde, önceki dizlik bence ilk yere vurmayla çıkabilecek bir şeydi. Bu tokalı olduğu için sıkışacaktır orada, böyle kolay çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, önceki dizliğe bir refa duruyor hali, atmadım çöpe de yani. O kadar öldükten sonra dedim bir açıklama. Teksip. Beyanname. Manifesto yayınlayayım. Motorla olan mesaimiz devam ediyor. 460 kilometre. Ya ulaştık. 500'den sonra rodajı biraz böyle ufak ufak kısacağım altını. Bir ses geldi, korktum dedim, cüzdan mı düştü. Aslında cüzdanı montumun cebimde taşıtmam daha güvenli olacak ama çok alışkınım cüzdanı pantolon cebimde taşımaya. Göt cebinde. Cüzdanın yeri göt cebidir yani. Bir de biliyorum ki montumun cebine koyarsam, motosiklet montuyla çıkmadığım bir gün, ben cüzdanı orada unuturum. Bugüne kadar hiç düşme tehlikesi olmadı aslında. Şimdi bunu dedim ya, düşmesin. Ama böyle genel olarak böyle bir paranoya oluyor yani. Bir şey mi düştü, ne oldu falan. Evet, rotamız Çağlayan. From Kartal to Çağlayan. Next station is Çağlayan. Evet, trafiksiz yol o kadarmış. Şimdi ben normalde videoları cumartesi günleri atıyorum. Genelde de cumartesi sabah atıyorum. Bu YouTube'un algoritma muhabbetlerine takılmasın falan filan. İşte hep aynı gün aynı saatte. Kendi gününde kendi saatinde Kanal D'de. Şimdi yeni bir şey deniyorum. Çarşamba günleri sabahları herhangi bir müzik koymadığım, konuşmadığım, hatta edit yapmadığım, dümdüz videoyu koyup böyle hıyarın şeyini, başını ve sonunu keser gibi sadece başını ve sonunu kesip sürüş videoları atıyorum. O da bazen öyle videoların da izlenmesi bazen güzel olabiliyor ki, back mi geliyor, tesadüf mü bilmiyorum. Şey de var, bir öyle videoya talep de var gibi görüyorum. O yüzden öyle bir şey yapmaya başladım. Bugün gelirken şunu fark ettim. Galiba şuradan, yani bu yolun tersine doğru hiç
çekim yapmadım. Hep böyle buradan giderken çekim yapıyorum. Galiba şimdi hatırlayamadım, bilemiyorum. Bazen böyle çok iş olsun diye çekip koyduğum videoları hiç hatırlamıyorum yani. Ne konuşmuştum, ne demiştim. İstanbul için gerçek belediye çıkmış. Yok ya. Neyse. Wow. Sakin ol. Neden bu kadar çok siren var burada? Siren değil de lamba, tepe lambası. Lamba. O halde lambanız kutlu olsun. Yeni motor hevesiyle çok sık kayıt yapmaya başladım. Normalde bu yolda şu an kayıt yapmazdım muhtemelen. Çünkü kafamda bir şey yok yani. Hani şunu anlatırım ederim diye. Yeni motor olunca böyle bir hevesle yükleniyor bir anda. Şimdi ben hep diyorum ki biraz yoğunluk var, o yoğunluğu atlatayım da bir hukuki inceleme. Ne kadar çok rüzgar esiyor ya. Hukuki inceleme bir düz çekeyim. Ama yoğunluk bitmiyor. Öyle bir durum var şu an. Allah bitirmesin tabii yani, iyidir, yoğunluk güzeldir. İşleyen demir ışıldar falan da. Kafamda olan konular otoparktan çalınan veya otoparkta zarar gören motosikletle ilgili. Otopark işletmecisinin, evet malum çok beklenebilir. O da kaçtı, başka var mı? Siz de buyurmaz mısınız bu tarafa? Otopark işletmecisinin sorumluluğuyla ilgili bir video yapacağım. Yani kanalda ilk videolara bakarsanız zaten hukuki inceleme videolarıyla başladım video çekmeye. Asıl motivasyonum oydu. Sonra yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Ve tabii çok temel konular bitmeye başladı. Biraz daha böyle özellikli konular kaldı. Şimdi bu konuda bayağı da hakkım da var. O ilk videolardaki gibi de çok böyle öğretici, ders veriyormuş gibi olmasını da istemiyorum. Hani başımıza gelirse ne yapabiliriz? Hangi ihtimalde ne gibi bir sonuç elde edebiliriz diye özetleyerek bir video yapmayı planlıyorum. Diğer bir konu, motosiklette çocuk artçı. Mümkün mü değil mi? Bununla ilgili araştırmalarım sürüyor. Biraz belirsiz bir konu. Gördüğüm kadarıyla. Çocuk adam. Neredeyiz? Ne bu? İkinci köprü tabelası mı burası? İkinci köprüde bir işimiz yok bizim. Biz her zaman birinci köprü. Birinç. İkinciyi kimse hatırlamaz. Hep birinciyi hatırlar. Dön hadi. Dön işte ya. Dön. Avrasya'dan geçsem bir farklılık olsun diye. Saçma olur. Yani benim gideceğim yeri Çağlayan'a. Gerçi buradan da oraya gidiyorum ama buradan oraya gidiş rahat. Avrasya'dan çıkacağım. Oradan E5'e bağlanacağım. O bağlanma zaten Fatih'ten bir sürü ışık, şu bu sıkışık yollar, caddeler. Motorun bile geçemeyeceği bazı trafikler. Hadi oradan E5'e çıkmasam direkt Unkapanı Köprüsü'nden gitsem mi acaba? Yapsam mı öyle bir şey? Yapayım mı öyle bir şey? Ama bu trafik böyle zaten sanki şeye doğru mu devam ediyor? Nedir? Polis bey merhabalar. Saygılar efendim. Tünele doğru mu devam ediyor bu trafik böyle? O da bir meçhul. Ya şu çizgiler öyle bir şey ki, malzeme ki, bu bize böyle yıpranmış. Rahatsız edici. Var mı sağa dönecek olan? Bir karar vermem lazım. Şu an saat 13.57. 13.57. Oradan oraya, oradan. Acaba kaybolur muyum şimdi o? Arada da bilmiyorum. Tabeladan bulabilir miyim? Tabeladan bulsam belki direkt hiç zaman kaybetmeden. Acaba niye herkes duruyor? Bir şey mi var? Telefonla konuşuyor. Sen de ötme. Ötme bülbül.
Ötme bülbül. Teşekkür etti. Bravo. Bravo. Farem Üsküdar. Şöyle. Şöyle. Bir de böyle. Evet, yol ayrılığına yaklaşıyorum. Hadi karar vermem lazım. Yok ya, girmeyeceğim. Uzatıyoruz. Şuradan köprüye kaçacağım. Hocam seni takip ettik. Biraz şey olur. Olur öyle şeyler. Sistemlik bir şey yok da. Şuradan kaçalım değil mi? Evet. İsrafı bitirdik. Hizmeti getirdik. Hava da bayağı serinledi. O geçenki Kısırkaya'ya gittiğim gün ne güzeldi bile ya. Hala karar değiştirebilirim. Değiştirsem mi? Ya bu kararsızlık beni deli ediyor. Trafik nereye akıyor? Öyle gözüküyor ki o tarafa da trafik var. Tabii şimdi bu trafik Harem Üsküdar tabelası diyor, Kadıköy diyor. Oranın trafiği de olabilir. Orada seferinde trafik olmayabilir. Burada trafik olsa bile buradan sağdan mağdan gidiyoruz. Orada seferinde o iş biraz öyle olmayabilir. Aman! Şu an işim var. Böyle D'ye süreceğim bir gün. Geçeriz oradan. Geçeriz be! Olice! Fark ettin mi beni o hareketi yaparken? Çok merak ediyorum. Sanmıyorum. Gökyüzüne feather vermişler. Başka hukuki konu böyle merak ettiğiniz bir şey varsa, daha önce videosunu yapmadım, yazarsanız yapmak için bir şey yaparım. Konuya basamadığımı düşündüm. Çok az böyle bir şey yaptı ama duyulmuş demek ki. Konunun böyle manuel olması da şey, değişik bir etki. Bazen böyle ayağımda titreşimini hissediyorum, ses şeyini. My Zinkle Trip 2. Dün sabahtan beri, keşke sabah da recepleseydim bunu. Dün sabahtan beri 56.6 kilometre gelmişim. Dün bunun sadece 8 kilometrelik kısmı dün. Sağ ol canım. Şurası da böyle duruyor burada. Burası taralı alan. Millet buradan giriyor patır patır. Ben bak mesela şekil ağa. Biraz çekiniyorum ya, şimdi orada duruyor. Açmış kameraları. Neydi o şehirde, şehir miydi? Açmış aguşunu muydu, neydi? Bekliyor. Açmış göğsünü. Gerek var mı? Yok. Ha böyle bazen bir kafenin arkasındayken onlar geçiyorsa ben de kaptırıyorum ama gelir bizi bulur yani. Bir kere öyle arabaların dahi bir yerden böyle bir kaçamak yaptıkları, bir ters yaptıkları bir yerden, yani motorlar zaten yapıyor. Kanunlar, onlar bile yapıyor yani. Öyle bir yer. Bir git dedim, iki git dedim. Bak, ben de başladım gitmeye. Müthiş trafikten kurtarıyor orası. Emniyet şeridi olmayan bir yoldan. Sonra bir gün polis çat diye çevirdi. Kurmuş tuzağı. Herkesi topluyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Cezayı verdi, gönderdi. Şimdi burada da öyle yani. Oradan ceza versen taradalarına girdin diye. Diyeceğin hiçbir şey yok. Bazen emniyet şeridinde falan da böyle giderken çok polisin etrafında dolaşmaya gerek yok yani. Eğer etrafta polis varsa önde arkada gibi düşünüyorum yani. Sen denizi izlemek için acaba şey yapar mısın dedim ama
Güzel esiyor. Köprüde şöyle bir tribün yükseldi. Metrobüsler motosikletleri koruyor. İşte insanımız. Dünya iyi insanların hatırına dönüyor. Vay 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 vay, nasıl rüzgar ya bunlar böyle. Sen nasıl esiyorsun öyle ya? Baba sen çok yaklaştın metrobüse ya. Bir ufak fren yapsa çakılacaksın ya. Geli geli. Yani rüzgar o kadar tehlikeli değil şu an ya. O kadar bir şey yok. Acaba scooter'da devir ayarı olmadığı için, otomatik olduğu için düşük devir kalıyor ve daha çok bu sarsıyor acaba? Buyurun 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 buyurun. Motosiklet kör noktamda kalmış. Girelim bakalım Çağlayan. Burada da şimdi geçen o saldırı oldu ya, adım başı polismiş. Zaten olmayan özgürlük, güvenlik dengemiz bir de böyle abuk sabuk olaylar sonucunda iyice şey oluyor yani. Takın bize bir çip, anlaşalım bilgisi. Ben çip okuyayım bu arada. Bir de telefon var, uygulama olsun böyle. Kendi verilerime falan oraya ulaşabileyim. Ben okey. Takip cihazı gibi. Takın bize bir çip. Polisin elinde dedektörler olsun. Böyle bir yere tuttuğunda bir meydana, oradaki insanların çiplerinden ona aksın böyle veri. Nasıl? Bir düş güvenli bir yer olur yani. Neyse. Bu da böyle bir gün içi iş arası sürüşüydü. Yeni videolarda kendi gününde, kendi saatinde tekrardan görüşmek dileğiyle haftaya bugün yine Kanal B'de.